Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de iyiyim. Geçenlerde bir boşanma sürecimle ya da boşanıyorum gibi bir video paylaşmıştım. Ve bu videoda gerçekten benimle aynı durumda olan ve bana destek olmak isteyen bir sürü insanlarla tanıştım. İzleyicilerim oldu. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Video altındaki bütün yorumları okudum. Bazılarına geri dönüş yaptım, bazılarına yapamadım. O zaman da demiştim ki işte Eylül'de mahkememiz vardı diye. Çekişmeliydi mahkememiz. Daha sonra bir anlaşmaya vardık ve anlaşmalı olarak tekrardan 21 Eylül'dü sanırım. Yılımız doldu ve avukatın yanına gittik. Tekrar bir anlaşmalı dilekçe verdik. Daha sonra bizim de mahkememizi 17 Ekim'e attılar. 17 Ekim'de çok kısa bir duruşma oldu ve boşandık arkadaşlar. Şu an sadece bir imzamız kaldı. Bu videoyu da sizlere neden çekiyorum? Öncelikle bu sürecimi çok merak eden insanlar var ve destek olanlar da var. İşte boşandın mı? Kocan nerede? İşte niye paylaşmıyorsun gibisinden çok fazla sorular aldığım için çekiyorum. Boşanmayla ve evliliğimle ilgili ilk ve son videom olacak. Öncelikle bunu da belirteyim. Şu an tamamen boşanmış durumdayım. Sadece imzam kaldı. Onu da bu hafta içerisinde halletmiş olacağım. Dediğim gibi boşanmayla ilgili daha fazla hiçbir şey açıklamayacağım. Bu son videom. Öncelikle neden boşandığımızdan bahsetmek istiyorum biraz. Benim köyümde yaşıyorduk. Bunu tanışma sürecimizde zaten konuşmuştuk. Kendisi de kabul etmişti. Ancak evlendikten sonra burada yaşamamız onun için bir sorun haline geldi. Başka bir yere taşınmayı teklif etti. Yalnız taşınacak olduğumuz yerde ne onun akrabası ne de benim akrabam vardı. Ve kendisi de veterinerdi. Bu yüzden hani gece gündüz doktordan hiçbir farkı yok. Çok çalışıyordu. Ben de bu yüzden kendi köyümden ayrılıp başka bir yere gitmek istemedim. Çünkü zaten kendi köyümdeyken bile gece 1'de de gidiyordu işe ya da 11'de geliyordu. Ve ben tek kalıyordum evde. Bilmediğim bir yerde tek kalmayı göze alamadım açıkçası. Aynı zamanda ben de hayvanlarla uğraşıyordum. 80 tane koyuna bakıyordum. Bilirsiniz ki 80 tane koyuna bakmak hiç de kolay bir şey değil. Bu süreçte dedim ki ona, yani orada benim başıma bir iş gelse yardım alabileceğim hiç kimse yok. Ben dedim buradan gitmek istemiyorum. Yani çünkü oraya gittiğimizde ne o işinden feragat edebilecek ne de ben bu yaşamak istediğim hayattan vazgeçecektim. Bu yüzden taşınmayı kabul etmedim. Şehire taşınmayı teklif ettik. En azından kendi düzenimizi, kendi aile birliğimizi kurana kadar. Ona da okey olmadı. Yani onda da bir anlaşmazlığa varamadık. En sonunda da ailen ya da ben diye bir teklifte sundu. Ben de ailemi tercih ettim. Bu yüzden anlaşmazlığa düştük. Onun haricinde karşı taraf çok evlilik sorumluluğunu alabilen birisi de çıkmadı işin açığı. Yani aslında uzun bir yol boyunca taşıdığımız karpuz kelek çıktı. Bu kadar. Yani bunu daha fazla nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Şimdi şeyi merak edenler olmuş. Bu boşanma sürecinde gelen tepkileri. Şimdi eşim, yani eski eşim, valizi alıp evden gittikten sonra ben babamın yanına geldim ve babama dedim ki böyle böyle. Babam dedi ki 3 gün sonra gelir o. Gelmedi. Neyse, sonra işte babama anlattım ben. Biz 5 ay evli kaldık. 5 ay evli kaldığımız süre içerisindeki ben yaşamış olduğum hiçbir problemi kesinlikle aileme anlatmadım. Çünkü zaten eski eşimle ailemin arasında da bazı problemler vardı ve bu problemler daha da artmasın istedim. Babama da şey dedim, gitti yani boşanıyoruz. Sonra 5 aylık süreçteki bu sorunları anlattım. Babam da dedi ki, kızım dedi, iyi düşün taşın dedi. Eğer dedi hani gerçekten olmayacağına inanıyorsan çok da kendini yıpratma dedi. Zaten dedi bu 5 aylık süreçte dedi sana dedi bir iyi bir eş olamayacağını göstermiş dedi. Ondan dedi sana koca olmaz. Eğer boşanmak istersen ben senin arkandayım. Maddi veya manevi dedi. Tazminat nafaka isteme dedi. Ben dedi sana her türlü bakarım dedi. Çünkü bizim evimiz de vardı, arabamız da vardı, her şeyimiz var. Aslında babamın bu süreçte bana destek olması da bu kararı almakta beni gerçekten çok etkiledi. Eğer ki deselerdi ki işte kızım hani biraz daha düşün, daha çok yolun başındasınız ya da o eve gelinlikle girdin, kefenle çıkacaksın tarzında bir sohbet muhabbet olsaydı muhtemelen tekrar ikinci bir şans verip ya da başka bir köye gidip tekrardan deneyebilirdim ama ben zaten kararımı vermiştim çünkü 5 aylık süre içerisinde de biz çok fazla problemler yaşamıştık. Babamın da bu desteği üzerine ve bu boşanma işte ayrılık sürecindeki karşı tarafın tavırları da aslında ne kadar doğru bir yolda olduğumu gösterdi. Çünkü hani derler ya insanı ya yolda tanırsın ya da ayrılırken tanırsın. Biz yolda da tanıdık, ayrılırken de tanıdık işin açığı. Ailem bu konuda boşanma sürecinden işte mahkeme olana kadar veya şu ana kadar
kadar gerçekten bana hiç böyle beni üzecek, kıracak, işte sen getirdin bunu, bunu sen açtın, işte bunun sonuçlarına katlanırsın tarzında hiçbir muhabbet olmadı. Keza aynı şekilde akrabalarımda da öyle. Bilirsiniz ki eskilerde, yörüklerde veya köylülerde boşanmak çok absürt ve kabul edilemeyen bir şeydi. Ama günümüzde artık öyle değil. Yani benim ailem de öyle değil, köylümüz de, köydeki insanlar da öyle değil. Çevremdeki insanlar da işte eğer sen bu kararı verdiysen kesinlikle senin bildiğin vardır diyerek yaklaşan ve her zaman destek olanlar. Kesinlikle bu boşanma aşamasında ters bir durumla karşılaşmadım. Burada da aileme ve çevremdeki tüm eşe dosta da çok teşekkür ediyorum gerçekten. Onun konusu açılmadı. Yani işte anlattığımda da mesela problemlerimizi işte şey demediler. Yani işte senin de hataların varmış ama sen de yine bu kararı vermişsin. Biz sana saygı duyuyoruz gibisinden konuştular genelde. Onun dışında yine karşı tarafa da teşekkür ediyorum. Anlaşmalı da olsa aramızda kırgınlık olarak bitti bu süreç. Ama yine de çok fazla sorun çıkarmadan bitirdik. Boşanma sürecinde dediğim gibi nafaka tazminat almadım. Sadece takılan altınlar bende kaldı. Evdeki eşyalar bende kaldı. Bir de o zaman biz evlendiğimizde getirdiği 20 tane koyun vardı. Onun kuzuları bende kaldı. Koyunları kendisi geri aldı. Eşyalar bende. Şu an evimin durumunu merak edenler de olmuş. Gerçekten bunu niye merak ettiğinizi de hiç anlamadım ama evim hala duruyor. Muhtemelen ailemin evine getireceğim. Çünkü ben de burada yaşıyorum. O ev zaten babamındı. Orayı da muhtemelen kiraya vereceğiz. Artık yeni bir hayat, yeni bir başlangıç, yeni bir serüven. Bu serüvende de bana desteklerinizi esirgemeyeceğinizi biliyorum. Hepinize de çok teşekkür ederim şimdiden. Sonraki videolarda görüşürüz. Beklemede kalın. Yeni bir Ayşe doğuyor. Bu konuyu da burada bitirdiğimize göre kalemimizi kırabiliriz.